Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen şekerpare tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Bunun için 4 bardak şeker, 5 bardak suyu ekledikten sonra bir dilim limonu sıkıp içerisine bırakıyorum. Dibindeki şekeri şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Şerbeti soğuması için kenara aldım. Hemen hamurunu hazırlıyorum. 250 gram kadar margarin, dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta. Şekerparenin en önemli püf noktalarından birisi bu. Yumurtayı ve katı yağını güzelce birbirine yedirelim. Kullandığınız katı yağın mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edin. Yumurtayı ve katı yağını güzelce yoğurduktan sonra 2 çay bardağı irmik ekliyorum. Benim yapmış olduğum ölçü 2 ölçüdür. İsterseniz 1 ölçü olarak da hazırlayabilirsiniz. Kalabalık olduğumuz için ben 2 ölçü hazırladım. İrmiği güzelce yedirdikten sonra 2 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeri gözünüze çok gelebilir ama tarif tam ölçüdür. Tarifi tam olarak uygulayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. 2 paket vanilya ekledim. İsteğe bağlı olarak bir pakette kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Malzemelerimi güzelce yoğurduktan sonra göz kararı olacak şekilde 1 bardak kadar un ekledim. 2 paket kabartma tozu ekledim. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösteriyorum. Ben toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Çok az sıvı yağından destek alarak bir parça kopartıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra çok az bastırıyorum. Ortasına fındık yerleştiriyorum. İsteğe bağlı olarak sade olarak da hazırlayabilirsiniz.
Şeker farelerimi bu şekilde hazırladım. Ben toplamda 30 adet şekerpare elde ettim. İsterseniz daha küçük şekerpareler hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar şekerparelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Şekerpareler fırından çıktıktan 1 dakika sonra kepçe kepçe şerbetini veriyorum. Bu arada şerbet tamamen soğuk. Tatlı da 1 dakika kadar bekledi. Bu tarz tatlı tarifleri yaparken kepçe kepçe verirseniz şerbetini çok daha güzel çekiyor. Kalan şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şerbetini döktükten sonra 2 saat kadar beklettim. Şerbetini tamamen çekti. Hemen yakından göstermek istiyorum. Şekerparelerim kameranın renginden dolayı biraz koyu görünüyor. İnanılmaz lezzetli, tam ölçülü bir tarif. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.